TR724 YouTube sayfasında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun "Mülteci Alman Akademisyenler Türkiye'de Neler Yaşadı?" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Cumhuriyet rejimi Osmanlı'nın çok uluslu yapısı yerine üniform, tek tip bir yapıyı tercih etmişti. Bu nedenle ülkeye çeşitli nedenlerle kabul edilen mülteciler genel itibarıyla Müslüman ve Türkler oldu. Hitler rejiminin Almanya'daki baskıları Alman Yahudilerini başka ülkelere göç etmek zorunda bıraktığında Türkiye hiçbir zaman ilk alternatiflerden birisi olmadı. Buna karşılık üniversite reformu sürecinde olan Atatürk rejimi kazan kazan düşüncesiyle Almanya'dan kaçan mülteci bilim adamlarına kapılarını açtı. 1933'te Darülfünun kapatılmış ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. Darülfünun'un kapatılma süreci büyük bir akademik tasfiyeye neden olmuş. Ahmet Refik, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Babanzade Ahmet Naim, Fatin Gökmen gibi yüzden fazla akademisyen sokağa atılmıştı. Tasfiye nedeniyle yeni kurulacak üniversitede birçok boşluk ortaya çıkmıştı. Bu dönemde Türkiye'ye gelen Alman Profesör Hirsch yaşananları, "Üniversite reformu aslında reform da değildi. Kemalist Türkiye'nin isteklerini yerine getirecek durumda olmayan bir yüksek okul kapatılmış, yerine baştan bir üniversite, İstanbul Üniversitesi kurulmuştu" sözleriyle ifade etmekteydi. Alman bilim adamlarının Türkiye'ye gelme süreci, Hitler rejiminin muhalif bilim adamlarını emekliye ayırması, işten atması ve tutuklatması gibi yollara başvurmasının bir sonucuydu. Bu sırada Profesör Philip Schwarz'ın öncülüğünde bir yardım kuruluşu oluşturulmuş ve işsiz kalan bilim adamlarına yurt dışında iş imkanı araştırılmaya başlanmıştı. Alman akademisyen Profesör Schwarz'ın 1933 reformunun etkili aktörlerinden İsviçreli bilim adamı Profesör Malke ile bağlantı kurmasıyla Alman bilim adamlarının Türkiye göçü başladı. Schwarz bu gelişmeyi Almanya'dan rezilce ve alçakça kovulmuş insanlar için yaratılış kadar önemli olarak yorumluyordu. Almanya'dan Türkiye'ye mülteci olarak gelen akademisyenler iki gruptan oluşmaktaydı. Birinci grupta o dönemin rejimiyle ters düşen Alman kökenliler, ikinci grupta annesi, babası, dedesi ya da eşi Yahudi olduğundan Almanya'yı terk etmek zorunda kalanlar yer almaktaydı. Türkiye'ye 1933-1944 arasında gelen Alman bilim adamlarının sayısı çeşitli kayıtlarda 250 ila 600 arasında değişmekteyse de bazen eş ve çocuklarının da dahil edilmesiyle sayının arttığı anlaşılmaktadır. Ancak Amerika ve İngiltere'ye gidenlere göre Türkiye'ye iltica edenler çok azdı. Sığınmacı Alman akademisyenler içinde bugün Almanya'da sürgün ve mülteci akademisyenler için adına burs ihdas edilen patolog Profesör Philip Schwarz, daha sonra Berlin Belediye Başkanlığı yapan Profesör Ernst Reuter, coğrafyacı Profesör Alexander Rüstow, hukukçu Profesör Ernst Hirsch, iktisatçı Profesör Fritz Neumark gibi isimler vardı. Mülteci bilim adamları Türkiye'de tıp, hukuk, siyaset bilimi, şehircilik, ziraat, kimya, jeoloji gibi alanlarda yüksek öğretimin gelişmesine zemin hazırladılar. Zaten İstanbul Üniversitesi faaliyete geçtiğinde kürsü başkanlarının çoğu yabancı akademisyenlerden oluşuyordu. Alman akademisyenler uzmanlıklarıyla ilgili Türkçe ders kitabı kaleme alarak önemli bir boşluğu doldurdukları gibi enstitü, seminer kütüphanelerinin kurulmasını ve yabancı dillerde yayınların tedarik edilmesini sağladılar. Mülteci hocalar birçok akademik derginin yayınlanmasını sağladıkları gibi diğer yandan genç Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendi uzmanlıkları ile ilgili danışmanlık yaptılar ve raporlar hazırladılar. Mülteci akademisyenler içinde muhalif siyasetçiler de vardı. Bunlardan birisi olan Ernst Reuter, Magdeburg Belediye Başkanlığı yapmış bir sosyal demokrattı. Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda hocalık yapan Reuter, Türkçeyi öğrenmiş ve derslerini Türkçe olarak vermeye başlamıştı. Atatürk'ü kendisini halkının özgür olmasına adamış nadir bir diktatör olarak değerlendiren Reuter, Almanya'ya döndükten sonra savaş sonrasında ikiye bölünen Berlin'in batı bölümünün belediye başkanı olmuştu. Alman akademisyenlerin Türkiye günleri toz pembe geçmiyordu. Hatıralarını kaleme alan hocaların eserlerinden anlaşıldığına göre mülteciliğin bütün olumsuz yanlarını yaşamışlardı. Yeni bir hayata alışma,
ev bulup yerleşme, çocuklarını okula kaydettirme, yabancı bir ortamda toplumdan soyutlanmış şekilde yaşama, çevreyle iletişimlerinin sınırlı olması gibi problemler akademik performanslarını olumsuz etkilemekteydi. Hatta bu nedenlerle Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya gidenler oldu. Sözleşmelere göre hocaların belli bir sürede Türkçeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Türkçe öğrenene kadar verdikleri dersler Almanca bilen yardımcıları tarafından tercüme edilecekti. Ancak yaşlı hocalar Türkçeyi öğrenmede büyük güçlük yaşamışlar ve ders verecek seviyeye gelememişlerdir. Mülteci Almanlar İstanbul ve Ankara'da bulunan Alman kolonisiyle de sıkıntılar yaşadılar. Bu şehirlerdeki Almanlar mülteci Almanlara düşmanca baktılar ve kutuplaşma meydana geldi. Hitler rejimi de kendisine sadık akademisyenleri yerleştirmek için mültecilerin sözleşmelerinin uzatılmaması için Türk hükümetine baskı yapmaktaydı. Hatta devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile bu konuda görüşme yapılmıştı. Sonuçta mülteci akademisyenler Almanya'yı terk etseler de Almanların ve Alman hükümetinin baskısı yeni yurtlarında devam etmekteydi. 1941 yılında yurt dışındaki bütün Yahudiler Alman vatandaşlığından çıkarılmış, bu durum Yahudi bilim adamlarının pasaportsuz kalmalarına neden olmuştu. Türk makamları ise Almanya'nın baskısıyla yeni Alman sürgün kabul etmemiş, hatta vatanlarında hakları kısıtlanmış Yahudilerin Türkiye'ye girişini engelleyen bir genelge yayınlamış ve Yahudi sığınmacılar ülkeden çıkarılmıştı. Buna rağmen mülteci bilim adamları genel itibariyle problem yaşamamışlardı. Sürgünlerin içinde Kemalist rejime farklı bakanlar da vardı. Örneğin Lisolet Dikman, mübadeleyle Rum aydınların Yunanistan'a gönderilmesi, birçok Ermeni aydının kökünün kurutulması gibi nedenlerle Türkiye'nin kültürel yönden çok zayıfladığını ve Kemalist rejim politikasıyla yetişen yeni kuşağın Nazilere benzer bir tutum içinde olduğunu düşünmekteydi. Yine Dikman'a göre sürgün, dekanın peşine polis takması, Türk hocalarla acımasız rekabet, hastanelerde çalışan Alman doktorlarla Türk personel arasındaki anlaşmazlıklar gibi nedenlerle acılarla doluydu. Özellikle mülteci akademisyenlere iki kat fazla maaş verilmesi, Türk akademisyenlerde büyük bir kıskançlık sebebi olmuştu. Muhtemelen Alman disiplininin de yaşanan sıkıntılarda payı vardı. Örneğin Hirsch'in öğrencileri, onun üniversiteye hademelerden bile önce gelip en son çıktığını anlatmaktadırlar. Mülteci bilim adamlarının çoğu kendilerini hep yabancı olarak hissetmişler ve din, dil ve milliyet farklılığının etkisiyle hiçbir zaman entegre olamamışlardır. Sürekli olarak yabancı profesörler olarak adlandırılmışlar ve 10 yılın sonunda Türk vatandaşlığı verilse de yabancı olarak kalmışlardır. Bunun etkisiyle içlerinden birçok zorluğa rağmen Türk halkını sevmeyi öğrendim diyenler olmuştu. Mülteci hocaların bazıları Türkiye'de evlendi. Aralarında doğan çocuklarına Türk ismi verenler oldu. Mülteci akademisyenler, mülteciliğin şanındandır diyerek Hitler rejimi karşıtı Alman Özgürlük Birliği adıyla örgüt bile kurdular. Ama bir kısmı yurtlarına dönemeden hayata veda etti. Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mülteci Alman akademisyenler tecrübesini yaşamış ve yeni üniversite sisteminin kurulmasında onlardan yararlanmıştı. Ancak sonraki dönemlerde Türkiye'nin muktedirleri 27 Mayıs darbesi sonrasında 147'likler, 12 Eylül darbesi sonrasında da 1402'likler uygulamasıyla yüzlerce akademisyeni yurt içinde açlığa ya da yurt dışında sürgüne mahkum etti. Bunlardan çok daha büyük boyutlu bir dram da 15 Temmuz sonrasında yaşandı. AKP iktidarı KYK'larla 15 üniversiteyi kapatarak ve binlerce akademisyeni ihraç ederek yine büyük bir sürgün sürecini başlattı. Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Alman akademisyenlerin yaşadıklarına bakıldığında bu sürecin ne kadar büyük acılar barındırdığı ve ciddi boyutlarda entegrasyon problemlerinin yaşandığı açıkça görülüyor. Sürgünün diğer boyutunu ise beyin göçü oluşturuyor. Aslında Türkiye belli aralıklarla başvurduğu tasfiye süreçleriyle en büyük zararı ülkedeki bilim anlayışına ve bilimsel gelişmelere veriyor. Ama bilimi ve bilim adamlarını düşman gören, onları hedef gösteren ve dahası her ortamda cahilliğe övgüler yağdıran bir zihniyetin
bilim adamlarının sürgününün mahiyetini ve maliyetini idrak etme ihtimali bulunmuyor.